Medya Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere YouTube videolarınıza en kolay şekilde nasıl reklam verirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle reklam verebilmeniz için bir Google Ads hesabınız olması gerekiyor. Fakat bildiğiniz üzere Google Ads üzerinden reklam verirken çok fazla detaya iniliyor. Fakat bizler reklamımızı Google Ads üzerinden değil de direkt YouTube'un kendisinden vereceğiz. Şimdi sizlere bu videoda en kolay şekilde nasıl YouTube videolarınıza reklam verirsiniz bunları göstereceğim. Öncelikle yeni bir sekme açıyoruz ve Google arama motoruna Google Ads yazıyoruz. Google Ads'in sitesine tıklıyoruz. Tıkladıktan hemen sonra burada Google hesabımızla bir oturum açmamız gerekiyor. Sizler dilerseniz yeni hesap oluşturun. Dilerseniz kendi Google hesabınız üzerinden buradan giriş yapın. Ben daha önce oluşturmuş olduğum Google hesabımla giriş yaptım. Tek yapmam gereken bu kadar. Bir kere giriş yapmanız tamamen yetiyor arkadaşlar. Yani bu sitede Google Ads'in sitesinde herhangi bir işimiz kalmıyor. Artık bundan sonrasını YouTube üzerinden yapacağız. YouTube'a geri geldikten hemen sonra sağ üst taraftaki resmime tıkladım. Buradan da YouTube Studio dedim. Karşıma böyle bir ekran geldi. Hemen aşağıya iniyorum. Burada ayarlar var. Buna tıkladım bir kere. Kanal dedim. Kanal dedikten sonra da sağ tarafta gelişmiş ayarlar var. Buna tıkladıktan sonra birazcık aşağıya iniyorum. Aşağıya indim. Neredeydi o? Biraz yukarı çıkayım. Burada. Google Ads hesabı bağlama kısmı göreceksiniz burada. Burayı gördükten sonra hesabı bağla kısmına bir kere tıkladık. Şimdi buraya istediğiniz adı verebilirsiniz arkadaşlar. Ads hesabım diyelim mesela. Ardından aşağıya müşteri kimliğinizi girmeniz gerekiyor. Şimdi yan sekmeye Google Ads'e geri geldim. Buraya geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi siz hesabınızda giriş yaptıktan sonra burada kullanıcı kimliğiniz oluşacak otomatik olarak. Bu kullanıcı kimliğini Ctrl+C tuşu ile kopyalıyorum. YouTube'a geri geldim. Ardından buraya bağlantı kimliğimi Ctrl+V tuşu ile yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada kabul edildi işaretini gördükten sonra bit diye bir kere bastım ve buradan kaydet dedim. Tek yapmam gereken bu kadardı. Şimdi YouTube kanalıma Google Ads hesabımı bağlamış oldum. Ardından Google Ads ile benim herhangi bir şekilde hiçbir şekilde işim yok. Bunu çarpıya basarak direkt kapatıyorum. Geri kalan işlemlerimi YouTube üzerinden halledeceğim. Şimdi hala YouTube Studio'nun içerisindeyim. Yukarıya çıkıyorum. İçerik yazan yere bir kere tıkladım ve videolarıma geldim. Buraya geldikten sonra kanal içeriğinin altındaki sütunların en sağında tanıtımlar yazıyor. Buraya bir kere tıkladım. Buraya tıkladıktan sonra yeni tanıtıma bastım. Buradan sonra reklam verme bilgilerinizi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. YouTube size teker teker soruyor. Ana hedefiniz nedir? Kitle büyütme. İşte kanalınızın abone sayısını ve diğer videoların görüntülenme sayısını arttırmak istiyorsanız bunu seçin gibi. Ya da bir web siteniz varsa işte izleyicilerin web sitenize girmesini istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Ya da ben tamamen tanıttığım videonun görüntülenme sayısını arttırmaya odaklanıyorum diyorsanız bunu seçiyorsunuz. Örnek veriyorum, kitle büyütmeyi seçtik ve ileri dedik. Ardından burada kanalınızdan bir video seçiyorsunuz. Yüklemiş olduğunuz. Ekle diyoruz buradan. Ekle dedikten sonra buradan rastgele bir video seçiyorum ben. Seçtim. Ardından ileri dedim. Şimdi burada direkt ilerlemeyin arkadaşlar. Burayı doldurmanız sizin kanalınız için daha hayırlı olacaktır. Zaten çok fazla bilgi istemiyor. Örnek veriyorum, hangi ülkelerde gözükmesini isterseniz reklamlarınızın diyor. Ben de şu an sadece Türkiye seçili. Siz dilerseniz başka ülkeleri de hedefliyorsanız buradan yazarak girebilirsiniz. Ben şimdi böyle devam edeceğim. Gelişmiş hedeflemeye tıklamayı unutmayın. Burada normalde insanlar bunu çok fazla fark etmiyor. Direkt buradan ileri tuşuna basıyor. Fakat burada gelişmiş hedeflemeyi tıkladıktan sonra burada hangi cinsiyetleri reklamlarınız gösterilsin, hangi yaş sınıflarına gösterilsin ayarları var. Ve en önemlisi bu dilleri konuşan izleyicilere göster kısmını doldurmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, biz yukarıda Türkiye'yi işaretledik. Sizin kitlenizin Türkçe konuşan insanlar olmasını istiyorsanız buraya Türkçe yazıyorsunuz arkadaşlar. Öbür türlü bunu yazmazsanız Türkiye'de yaşayan yabancı insanlara da reklamlarınız gidecektir. Yani zaten çok fazla Google Ads'te yaptığımız ayarlar gibi filtreleme yapamıyoruz burada. En azından bunu yapmanızı öneriyorum. Ardından ileri diyorsunuz. İleri dedikten sonra artık bütçemizi girme sayfası karşımıza geldi. Şimdi burada diyor ki ne kadar harcamayı düşünüyorsun? Yani senin maksimum bütçen nedir diyor sana. YouTube videon için ne kadarlık bir reklam vermek istiyorsun? Örnek veriyorum, biz bunu 100 TL yap. 100 liralık bir reklam vereceğim ben. Fakat bu aşamada da şunu belirtmek isterim. Şimdi burada bize diyor ki 190 ila 960 görüntülenme sayısı tahmin ediyorum ben diyor. Ama sana diyor 100 liraya diyor bu kadar insana videonu gösteririm diyor. Burada da biraz senin tecrüben konuşuyor. YouTube küçük resmin ne kadar kaliteli olursa buradaki tahmini görüntülenme sayında o kadar yüksek olacaktır. Bunun dipnotunu sizlere söylemek istedim. Ardından bu ayarlamaları yaptıktan sonra artık tanıta bastığınızda videonuz onaya gidiyor arkadaşlar. Burada fark etmiş olduğunuz gibi daha önce vermiş olduğunuz reklamlar alt alta diziliyor arkadaşlar. Şimdi ben şu YouTube videom için kitle büyütme hedefinde 100 liralık bir reklam verdim. Ve YouTube benim bu reklamımı 11.438 kişiye gösterdi. 184 kişi benim reklamıma tıkladı. 27 tane abone geldi. Yani ben aslında 100 liraya 27 abone kazanmış oldum. 184'te görüntülenme görüntülenme kazanmış oldum. Aslında benim burada garibime giden bir olay var. Yani 184 görüntülenmede 27 abone nasıl geldi ben de bilmiyorum. Çok yüksek bir oran. Yani reklamdan benim videoma tıklayanların yaklaşık 7'de 8'de biri abone olmuş. Normalde bu oran çok yüksek olur arkadaşlar. Yani reklamınıza tıklayan 40 kişiden 50 kişiden biri belki abone olur. Fakat benim videoma tıklayan 7-8 kişiden birisi abone olmuş garip bir şekilde. Yani sizler şöyle düşünmeyin. 100 liraya adam 27 tane abone kazanmış. Ben demek ki 1000 lira versem 250-300 abone kazanırım vesaire tarzında düşüncelere girmeyin. Aynen. Siz muhtemelen 100 liraya reklam verdiğinizde daha az abone kazanacaksınız. Neden böyle oldu ben de bilmiyorum. Evet, bu videoda sizlere YouTube'da en kolay şekilde reklam nasıl verilir bunlardan bahsettim. Videodan çıkmadan önce bu tarz videolardan haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda like'ınızı ve yorumunuzu da esirgemeyin arkadaşlar. Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.